Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Bir Brawl Talk'u daha dün geride bıraktık. Canlı yayında Brawl Talk'ı izledik. Ama benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Chat'te izleyen arkadaşlar için de aynı şekilde oldu. Beklediğimiz hiçbir şey gelmedi. Kostümlerden, yeni savaşçılardan ve Hyper Charge'dan bahsetti. Ama diğer türlü oyunun iyileştirilmesi adına oyun herhangi bir şey maalesef ama maalesef yapmadı. O yüzden gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı bizim için. Yani 15 dakikalık bir Brawl Talk'ta yani hiç ilgimi çeken bir şey olmadı gerçekten. Hyper Charge biraz oyunu değiştirecektir. O etkili olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında yeni savaşlar, kostümler, sürekli bunlara ağırlık verdi oyun ama bu benim hiç hoşuma gitmedi. Yeni bir arkadaş da geldi zaten gördüğünüz gibi Brawl Talk'ta. Sizin düşünceleriniz neler? Lütfen yoruma yazın. Neyi bekliyordunuz? Ne gelmedi? Neyi söylemelerini tahmin ediyordunuz? Neyi söylemediler? Yani ben şunu tahmin ediyordum. Eski kostümlerle alakalı en ufak bir şey söylemediler. Bunu söylerler diye düşünüyordum. Çünkü en son bir anket yaptılar. Burada sonuç ne oldu? Gelecek mi? geleceğini biliyoruz ama ne zaman gelecek hiçbir şey söylemediler. Onun dışında e, isim gözükme ile alakalı, eşleştirme sistemi ile alakalı bir güncelleştirme yapmadılar. Bu hala da aynı şekilde kalacak. Bu devam ediyor. E, onun dışında ödüllerle alakalı işte bu Star Park ödüllerinin bazen iki katına çıkacağından falan bahsettiler. Gelen kostümlerin çok pahalı olduğunu söylediler. Zaten oyunda e, inanılmaz bir şekilde insanlar para yatıramama sıkıntısı çekiyor. E, Türkiye'de ekonomik koşullar çok iyi olmadığından dolayı e, fazla para yatıran insan sayısı çok çok azaldı. 300 taşlık kostümlerden bahsediyor hala oyun. Hani bu kadar yani oyunda e, oyunu oynayan kişi sayısı azalmış olmasına rağmen hala daha işte şu kadar taş, bu kadar e, şey para hep bunlardan bahsetmeye çalıştı. Roll Stars. Bu benim hiç hoşuma gitmedi daha da fazla e, şey bekliyordum ben ama maalesef bunlar benim için yeterli değil. Yani şu an ekranda gördüğünüz gibi yine kostümler, yeni, yeni yeni sezon kostümleri. İşte Akrep Willow, işte ne bileyim başka başka şeyler. Yani Brawl Talk artık şunlardan ibaret oldu. Kostümler, kostümler, kostümler. Oyuna gelen kostümler, oyuna gelen savaşlar, başka da bir şey değil. Bunların dışında işte kulüp liglerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Güç ligindeki kostümler, şey, güç ligindeki ödüller yeterli değil. Yani her şeye yavaş yavaş şahit olduk. Kutular gitti. Sonrasında isimler gözükmeye başladı. Kulüp ligi geldi, güç ligi geldi. Onun ödülleri azaldı. Mücevherler geldi. Star Park ödülleri geldi. Garip garip şeyler. Hepsi oyunu hiçbir şekilde ayakta tutamadı. Hep e, oyunu daha iyi yere getirmeye çalıştıkları zamanda daha da aşağıya doğru gitti. Mesela bakın ekranda gösteriyor. Jax diyor. 300 taşlık bir kostüm. Evet yanında bir sürü de rozet var. Bir yıllık da rozet geliyor. Hareketli bir de profil simgesi varmış. Aynen bu ek, efekti. Yani yeni bir efekt var bir de şey. En sonda maçı kazandığınızda geliyormuş. Öyle bir şey var. 300 taşlı birleme meka koştum yetmiyor abi bunların hiçbiri yetersizdi hala paraya ihtiyacımız var Sizi biraz daha koştum dayıyalım mesela bir sürü e harita vardı e hesaplaşma onların hepsini tekrar kaldırdılar mesela burada karanlık geçidi gösteriyor ama karanlık geçidi oyunda yok saçma sapan haritalar bolluk ve kıtlık ada işgali mağara arası bunlar ne abi bir tane fantastik kuşçuklar var aralarında en böyle iyi nitelendirilebilecek diğer türlü kaya savaşı bir de taş taşkını var onun dışında işte güvenlik merkezi, ıssız şelale, karanlık geçit. Ya getir şu eski kostümlerden. Şey, eski haritalardan. Yani, yani ne bileyim abi ya, <laughs> neresinden tutsam elimde kalıyor, hiçbir şey ilgimi çekmedi, dikkatimi çekmedi. Yani dün 260-270 kişi izledik Brawl Talk'ı aynı anda, hiçbiri yok. Kostümlerin geri geleceğinden bahsettiler, oylamalar okey çıktı ama hiçbir şey söylemediler. Frank de orada en sonunda diyor ki, biliyorum daha çok sorunuz var. Onlara da Ekim ayında cevap verelim. Ya versene şimdi niye vermiyorsun? O kadar şeyden bahsediyorsun. Hiçbir şey söylediğin yok. Eşleştirme sisteminden hala, şu anda win hariç kimse memnun değil. İsim gözükmesinden hiç kimse memnun değil. Ya, benim de hoşuma gitmiyor. Vallahi bile 3 tane 35 rank yaptım. Vallahi hiçbiri böyle yani çok fazla uğraşılarak yapılmış ranklar değil. Giriyorsun oyuna tanıdık geliyor. O yüksek sen ona bırakıyorsun. Sen yüksek o sana bırakıyor. Hiçbir rekabet yok. İnanılmaz saçma sapan bir düzen. Hani fazla izlendiği için oynuyorum ben zaten duo modunu söyledim. Zerre zevk aldım bir şey değil. İsim gözükme olmazsa bir rekabet olacak, bir çekişme olacak. Eşleştirme sistemi 30 dakikadan fazla olursa daha da fazla insanlar e, zevk alıp keyif almaya başlayacak. Belki daha zor olacak 35 rank. Belki değil kesin. Ben mesela hani 3 saatte 4 saate 35 rank yapıyordum. Önceki bir 8-9 saatte yapacağım ama bu benim hoşuma gidecek. E diğer yandan e, zaten kutular gitti. Zaten oyunda herhangi bir şeyi çıkartmak için e, bekleyecek olduğum bir heyecan yok. Hypercharge oyuna geldiğinde de e, ilki bedava verilecek. O da şeyden, etkinlikten, mücadeleden. Onun dışındaki de parayla satılacak. Ya bu hani fena değil. Oyunu yine hareketlendirecek ama oyuna yeni başlayacak birinin biraz daha zor oyuna adapte olmasını biraz daha iyi adapte olmasının önüne geçecek olan bir şey. Yani bu oyunu biraz daha karışık yapacak açıkçası. Hala zaten süper bir aksesuar iyiydi. Yeni bir şeyi getirmesi daha da oyunu karışık hale getirdi bence. Hani biz mevcut hala hazırda bunları biliyoruz ama yeni gelen oyuncu bunu ne bilecek? Yeni gelen oyuncu, o karşıma gelen adamda ne var? Hyper -charge. Oha! Oğlum ben bunu nasıl alacağım falan filan diyecek. Zaten 11 seviyeye kadar çıkartmak bir savaşçıyı oldukça zor. Şu andaki ödüller yine hala yeterli değil. Ben şuraya bakın, 300 taşa satıyorlar. Koltun ki, bulun ki. İki hafta bekleyip onu direkt bir şeyle de satın alabileceksiniz. E, altınla, diğer türlü taşla satın alabiliyorsunuz, 300 taşla. Dedim ki mutlaka yoruma yazın abi. Ne bekliyordunuz, ne geldi? Yani bu da gelmez dediğiniz bir şey var mı? o da geldi. Yani dedim ki 15 dakika ya 15 dakika. Bak abi arkadaşlar 15 dakika anlattıkları şey koştum bir de hypercharge Başka hiçbir şey değil. En sonunda Frank gelip kulüp liglerini biraz daha iyileştireceğiz. Kulüp ligleri adil değil. nasıl adildir? değil? bir sürü zaten kötü kılanlar master oldu. Yani bunu daha nasıl yapacaksın ki? Sen 900 olan 980 olan en sondaki master ligindeki ödülü 480'e indirmişsin. Güç, ligi, şey, güç ligindeki güç ligindeki ödülleri de her bir aşamada 125 mücevhere isabetlemişsin. Bu kime yeter, neye yeter abi? Brawl Pass olmayanlar mücevher, mücevhere sahip olamıyor zaten. Karakteri rütbe atlatıyorsunuz. güçliginde liginde e, aşama atlıyorsunuz. Aldığınız mücevher 100, 150 çok komik bir şey. Bunlarla zaten birikmez. Sezon sonunda da bir 300-400 geliyor. Ama almak istediğiniz kostümler 2750-5000 falan. Yani çok çok garip. Getirmiş olduğu mücadelelerde, geçirmiş olduğu etkinliklerde de mücevher fazla vermiyor zaten bu oyun. Yani çok cimri bir şey ya. Çok cimrileşti. Eskiden bir şeyler veriyor. Eskiden taş veriyordu ya. Eskiden kutulardan taş çıkıyordu. Onları da bıraktı artık. Bir Brawl Pest'e veriyor. O kadar. Başka da bir şey yok. Dünya finallerinden bahsediyor. belki bu bir iyi, belki bu bir iyi olabilir. Ya yani i̇ki ay sonra gelecek olan e, şampiyona. Bunu canlı izlemeyi düşünüyoruz. Ama diğer türlü yani yok ya tam bir hayal kırıklığı. Yani e, Twitter'da esporcuların ve oyunu iyi oynayanların onların da yorumlarına baktım. Yani hiçbir beğenmedi Brawl Talk'u. Şu ana kadar benim de gördüğüm en kötü ama en kötü Brawl Talk. Kelt hoş geldi. Şimdi ne söyleyecek? Bildirme sistemini. Ya burayı dinlemek bile istemiyorum ya gerçekten. Kapa, yani, kap, kapa, iyi, kapat, 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 kapat abi, kapat. Hiç, <laughs> hiç dinlemek istemiyorum. Evet dostum, senin yorumların ne? Lütfen yorumlara yaz. Benim yorumum belli. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç beklentilerimi karşılamadı. Yani bundan sonra mesela Bundan sonraki Brawl Talk ne zaman? Ekim'de. Ekim'deki Brawl Talk'u bekleyin diyor. Zerre beklemiyorum. Hiç onumda da değil. Gelinceğini izleyeceğiz ama özellikle beklediğim bir Brawl Talk olmayacaktır. Bunda böyle şeyleri bahseden ötekinde hiçbir şeyden bahsetmeyecektir. Bahsetse bile artık yani ne bileyim yine bekletecek bizi bir ay daha. Hiç iyi düşüncelerim yok bu oyuna karşı. <laughs> yine oynamaya devam ediyoruz ama ne bileyim. Senin düşüncelerine dostum mutlaka yoruma yaz. Sonraki videoda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın. Bay bay.